Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle tam 15 tane güncel anayasa sorusu çözeceğiz. Vatandaşlık sorusu. Birbirinden güzel, birbirinden kaliteli sorular. Tam ÖSYM tarzı sorular arkadaşlar. Eğer hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ve videoya geçmeden önce arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum. Eğer aboneyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar birinci sorumuz şu şekilde. Birinci sorumuz yukarıdakilerden hangileri aralarındaki idari denetim ilişkisi hiyerarşi ilişkisi niteliğinde değildir, olamaz. Hangisinin arasındaki denetim ilişkisi hiyerarşi niteliğinde değildir arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar üniversite ve fakülte aralarında bir hiyerarşi, bir denetim, hiyerarşiye dayanıyor denetim. Adalet Bakanlığı merkezi bir kurum, Türkiye Barolar ise bir yerel kurum. Aralarında herhangi bir denetim, hiyerarşi söz konusu değil. Diyanet İşleri Başkanlığı arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı denetimindedir. Dolayısıyla bir denetim söz konusu, bir hiyerarşi var. İçişleri Bakanlığı ile belediye arasında İçişleri Bakanı merkezi bir yönetim, belediye ise yerel bir yönetim. Dolayısıyla aralarında bir hiyerarşi söz konusu değil. Yani dolayısıyla Adalet Bakanlığı ile barolar, İçişleri Bakanlığı ile belediye arasında denetim bakımından bir hiyerarşi yoktur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Güzel bir soru. İkinci sorumuz arkadaşlar. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer? Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını arkadaşlar hangisi seçiyor? Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını arkadaşlar Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından Anayasa Mahkemeleri üyeleri seçer. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C'dir. Yani Uyuşmazlık Mahkemesi'nin üyelerini kim seçer? Başkanını kim seçer? Anayasa Mahkeme üyeleri Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını seçer. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C'dir sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nın görev süresi kaç yıldır arkadaşlar? Arkadaşlar 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nın görev süresi kaç yılmış arkadaşlar? 5 yıldır sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi hukuki devlet ilkesinin hukuk devlet ilkesinin gereklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesi gereklerinden biri değildir? Arkadaşlar mahkemelerin bağımsızlığı hukuk devletlerinin bir gereğidir. Doğal yargıç yani tabi hakim ilkesi yine hukuk devletinin bir gereğidir. Kanunların genelliği ilkesi yine hukuk devletinin bir gereğidir. Kazanılmış haklara saygı bu da bir gerekliliktir. Fakat yetki paralelliği isminde hukuk devletinin böyle bir özelliği söz konusu değildir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuz arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi TBMM'yi yasama çalışmalarına ve ara verme veya tatil sırasında toplantıya çağırmaya yetkilidir? Arkadaşlar 1982 Anayasası'na göre TBMM'yi yasama çalışmalarına ara verme veya tatil sırasında toplantıya çağırma yetkisi meclis başkanınındır. Dolayısıyla meclis başkanı ancak TBMM yasama çalışmalarının ara verme veya tatil sırasında toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Altıncı soru yukarıda belirtilen yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda belirtilen yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir? Hukuki bir işlemin kanunda belirtilmemesine rağmen gerçekleştirilmesi halinde o hukuki işlem yok sayılır ve hiçbir sonuç doğulmaz. Hukuki bir işlem kanunda belirtilmemişse buna rağmen gerçekleştiriliyorsa arkadaşlar hukuki işlem yok sayılır ve bu hiçbir sonuç doğurmaz. Dolayısıyla bunu biz yokluk olarak adlandırırız. Yokluk. Eğer bir kanunda hukuki bir karşılığı olmayan bir durum söz konusuysa biz bunu ne olarak adlandırıyoruz arkadaşlar? Yokluk. Bu güzel bir soru. Bunu not alabilirsiniz. Sorularda karşınıza gelebilir. Yokluk. Sevgili dostlar güzel bir soru. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Medeni kanunda belirtilen mahcur ne demektir arkadaşlar? Mahcur
ne demektir? Medeni kanunda 1926 İsviçre'den alınan medeni kanunumuza göre mahcur kısıtlı anlamına geliyor arkadaşlar. Kısıtlı. Mahcur ne anlamına geliyormuş? Kısıtlı anlamına geliyormuş. Güzel bir soru. Bunu da not alabilirsiniz. Gelebilir. Baktınız. 8. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri kanunlara denk uygulamalar arasında gösterilebilir? Hangileri kanunlara denk arkadaşlar? Hangisi yasalara denktir? Arkadaşlar o hal Cumhurbaşkanı kararnameleri, meclis iş tüzüğü, uluslararası antlaşmaların hepsi yasalara, kanunlara denk uygulamalardır. Bu soruya dikkat edin. Bu soru bu sene size sorulabilir. Şöyle bir notumuzu alalım sevgili arkadaşlarım. Bunu not alabilirsiniz. 9. sorumuza bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri din kurallarının özellikleri arasında gösterilebilir? Bu kurallara aykırı davranılda kişi günahkar olarak adlandırılır. Hukuk kurallarının oluşumunda önemli yetkiye sahiptir. Yaptırımı günahkar sayılmadır. Arkadaşlar bu saydığım özellikler içerisinde din kuralları özellikleri arasında sadece arkadaşlar 3 var. Yani din kurallarına göre yanlış bir şey olduğu zaman yaptırımı insan günahkar olarak sayılıyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C'dir. Sevgili arkadaşlarım 1 ile 2 söz konusu değil. Sadece yaptırımı günahkar sayılmadır. Dini kurallara göre bir hata, bir yanlış yapıldığı zaman. 10. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hapis cezalarının türleri arasında gösterilemez? Hangisi hapis? Arkadaşlar ağırlaştırılmış müebbet hapis var. Müebbet hapis var. Arkadaşlar süresiz hapis var. Süreli hapis var. Fakat hapis cezaları içerisinde kısa süreli hapis cezası adında bir ceza türü söz konusu değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E'dir sevgili arkadaşlarım. 10. sorumuz bu şekilde. Arkadaşlar 11. sorumuza geldik. 11. sorumuz şu. Yukarıdaki kuruluşlardan hangileri arasında idari vesayet ilişkisi söz konusu olamaz? İdari vesayet ilişkisi söz konusu değildir sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar vali ile belediye, ekonomi bakanı ile ekonomi bakanı yardımcısı, İçişleri Bakanı ile emniyet genel müdürlüğü arasında hangisinde diyor vesayet ilişkisi söz konusu değildir. Arkadaşlar vali ile belediye arasında bir vesayet ilişkisi söz konusudur. Ekonomi Bakanı ile Ekonomi Bakan Yardımcısı arasında herhangi bir vesayet ilişkisi yoktur. İçişleri Bakanı Emniyet Genel Müdürü arasında da bir vesayet ilişkisi yoktur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Sevgili dostlarım doğru cevap şıkkımız E'dir sevgili dostlar. 12. sorumuz aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer alır? Merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer alır. Arkadaşlar merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisinde ilçe yer alır arkadaşlar. İlçeler merkezi teşkilatın taşra teşkilatı içerisinde alınan bir yönetim birimidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. 13. sorumuz köy muhtarını aşağıdakilerden hangisi seçer? Köy muhtarını kim seçiyor arkadaşlar? Köy muhtarını arkadaşlar köy derneği seçiyor. Köy derneği köyde oturan herkesin doğal üyesi olduğu dernektir. Dolayısıyla köy muhtarını arkadaşlar buna da dikkat edelim. Bu da sorularla karşınıza gelebilir. Şöyle bir yıldızımızı da atalım. Demek köy muhtarını kim seçiyor sevgili arkadaşlar? Köy derneği seçiyor. 14. sorumuz arkadaşlar. 1982 anayasasına göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatları aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? Arkadaşlar 1982 anayasasına göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevlileri, yetkileri, teşkilatları hangi düzenlemeyle arkadaşlar kuruluyor, düzenleniyor? Bunların hepsi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Demek ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bakanlıklar kuruluyor, kaldırılıyor, görev ve yetkileri ve teşkilatları değiştirilip ya da düzenlemeler yapılabiliyor. Bu da güzel bir soru. Cevap şıkkımız dolayısıyla E'dir. Buna da dikkat edin sevgili dostlarım. Güzel bir soruydu. Bu sene favori sorunlarından bir tanesi bu olabilir. 15. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin kararlarına karşı yargı yolu kapatılmamıştır? Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisinin karşı yargı yolu kapatılmamıştır? Bakanlıkların çıkardığı kararnamelere karşı
Yargı yolu açıktır. Yargı yolu kapatılmamıştır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. Demek ki bakanlıkların çıkaracağı kararnamelere karşı yargı yolu kapatılmamıştır sevgili dostlarım. Değerli arkadaşlar, kıymetli öğrenciler, sevgili dostlarım, bir videomuzdan daha sonuna geldik. Bu videoda 15 tane anayasa vatandaşlık sorusunu hep beraber çözdük, öğrendik. Benimle sonuna kadar bu videoyu izlediğiniz için, sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan destek amaçlı kanalımda abone değilseniz abone olmanızı, eğer aboneyseniz beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz.